Elçilerin İşleri Bölüm 1. Ey Teofilos! İlk kitabımda İsa'nın yapıp öğretmeye başladığı her şeyi seçmiş olduğu elçilere kutsal ruh aracılığıyla buyruklar verip yukarı alındığı güne dek olanları yazmıştım. İsa ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. 40 gün süreyle onlara görünerek Tanrı'nın egemenliğine dair konuştu. Kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti. Kudüs'ten ayrılmayın. Babanın vermiş olduğu ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle ki, Yahya suyla vaftiz etti. Ama sizler birkaç güne kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. İsa göğe alınıyor. Elçiler bir araya geldiklerinde İsa'ya şunu sordular. Rab, İsrail'e egemenliği şimdi mi geri vereceksin? İsa onlara, babanın kendi yetkisiyle belirlemiş olduğu zamanları ve tarihleri sizin bilmenize izin yoktur. Karşılığını verdi. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Kudüs'te tüm Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bir bucağında benim tanıklarım olacaksınız. İsa bunları söyledikten sonra onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut onu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında beliriverdi. Ey Celileliler! Neden göğe bakıp duruyorsunuz? Diye sordular. Sizden göğe alınan bu İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir. Matya, Yahuda'nın yerine seçiliyor. Bundan sonra elçiler Kudüs'ten yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Zeytin Dağı'ndan Kudüs'e döndüler. Kente girince kalmakta oldukları eve gidip üst kattaki odaya çıktılar. Petrus, Yuhanna, Yakup, Andrea, Filipus, Thomas, Bartalmay, Matta, Alfay oğlu Yakup, yurtsever Simon ve Yakup oğlu Yahuda oradaydı. Bunların hepsi İsa'nın annesi Meryem, diğer kadınlar ve İsa'nın kardeşleriyle tam bir birlik içinde sürekli dua ediyorlardı. O günlerde Petrus yaklaşık 120 kardeşten oluşan bir topluluğun ortasında ayağa kalkıp şöyle konuştu. Kardeşler! Kutsal Ruh'un İsa'yı tutuklayanlara kılavuzluk eden Yahuda ile ilgili olarak Davut'un ağzıyla önceden bildirdiği kutsal yazının yerine gelmesi gerekiyordu. Yahuda bizden biri sayılmış ve bu hizmette yerini almıştı. Bu adam yaptığı kötülüğün karşılığında aldığı ücretle bir tarla satın aldı. Sonra baş aşağı düştü, bedeni yarıldı ve bütün bağırsakları dışarı döküldü. Kudüs'te yaşayan herkes olayı duydu. Tarlaya kendi dillerinde kan tarlası anlamına gelen Hakel Dema adını verdiler. Nitekim Mezmurlar kitabında şöyle yazılmıştır. Dedi Petrus. Onun konutu boş bırakılsın. İçinde kimse oturmasın. Ve onun görevini bir başkası üstlensin. Buna göre Yahya'nın vaftiz döneminden başlayarak Rab İsa'nın aramızdan yukarı alındığı güne değin bizimle birlikte geçirdiği bütün süre boyunca yanımızda bulunmuş olan adamlardan birinin İsa'nın dirilişine tanıklık etmek üzere bize katılması gerekir. Böylece iki kişiyi Barsaba denilen ve Yustus olarak da bilinen Yusuf ile Matiye'yi önerdiler. Sonra şöyle dua ettiler. Ya Rab, sen herkesin yüreğini bilirsin. Yahuda'nın ait olduğu yere gitmek için bıraktığı bu hizmeti
ve elçilik görevini üstlenmek üzere bu iki kişiden hangisini seçtiğini göster bize. Ardından bu iki kişiye kura çektirdiler. Kura Matiya'ya çıktı. Böylelikle Matiya 11 elçiye katıldı.